Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli arkadaşlar, İrab dersiyle birlikteyiz. Alak suresinin İrab'ını beraberce göreceğiz inşallah. Alak suresi bildiğiniz üzere ilk 5 ayeti Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine işaret eden ilk ayetler olması hasebiyle önemlidir. Hira mağarasında kendisine bu ayetler nazil olmasıyla beraber nübüvvet görevine yüklenmiş ve İslam dini sudur etmiştir. Bu nedenle de bu ayetlerin tahlili önemlidir. Surenin tefsir yapısının nuzul sebebiyle alakalı zaten tefsir derslerinde gerekli bilgileri alacaksınız. Biz şimdi İrab konusunu işleyeceğiz inşallah beraber. Evet. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku şeklinde tercüme ediyoruz. Neden böyle tercüme ettiğimizi kelime kelime zaten göreceğiz. İkra emir fiildir. Oku anlamına gelir. Kara'a yakra'u takra'u fiilinden gerçekleştirilir. Takra'u fiilinin biliyorsunuz isterseniz beraberce yapalım. Takra'u fiilinin başında bir T'miz vardı bizim. Sonunda damme ile bitiyordu. Muzari fiiller başlarında herhangi bir nasb ve cezmedatı almadığı müddetçe merfudurlar. Onun için de takra'u idi. Biz öncelikle muzariyat harfini kaldırdık. Sonunu cezmettik. Harekeli bir muzari fiilin sonunu cezmetmek demek, harekesini hasfetip onun yerine sükun koymak demek. Gördüğünüz üzere fiilimiz okunmadı. Okunmadığı için de başına bir elif getirdik. Bu elifin harekesini de ra'nın harekesine göre belirledik. Sondan bir önceki harfin harekesi damme olmadığı için harekemiz bizim elifin harekesi kesre olarak değerlendirildi ve ikra şeklinde oldu. İrab ederken de bunun kelime yapısı açısından değerlendirdiğimizde öncelikle emir fiil olduğunu bileceğiz. Emir fiildir. Meczumdur. Ne ile meczumdur? Sükun ile meczumdur diyoruz. Sükun ile meczumdur. Şöyle irab ediyoruz. İrab ederken İsterseniz meczum yerine mebni diyelim. Çünkü emir fiiller bildiğiniz üzere sonu değişmeyen mebni kelimelerdir. Fi'lu emrin mebniyyun ale sükuni şeklinde irab ediyoruz. Fi'lu emrin mebniyyun ale sükuni. Üç özelliğini unutmayacağız. Emir fiildir, mebnidir ve mebnilik alameti sonundaki sükundur. Sükunun üzerine mebni olmuştur. Evet, devam ediyor ayet. Bismi şeklinde devam ediyor. Yukarıdakinin irabını ortadan kaldıracak olursak, bizim ayetimiz ikra bismi rabbikellezî halak şeklindeydi. İkra, bildiğiniz üzere emir fiilleri arkadaşlar zınnında faili barındırırlar. Eğer emir fiili mebni ise, müfret ise, müfret olan emir fiillerinin müstetir olarak mutlak surette sen anlamına gelen zamiri içerisinde gizlidir. Bu nedenle de fiil artı failimiz vardır. İkra sen oku demektir. Bismiye geldiğimizde ise kelime yapımız harf ve harfi cer ve kelimeden oluşan bir terkiple karşı karşıyayız. Yani car ve mecrur dediğimiz şey. B bizim harfi cerimizdir. İrab'dan mahalli yoktur. İsmi kelimesi ise harfi cerden sonra gelen mecrurumuzdur. Mecrurum bil kesreti şeklinde irab etmemiz icap eder. Rabbi kelimesine baktığımızda burada bir zincirleme isim tamlaması görüyoruz. İsmi Rabbi ke. İsim artı Rab artı ke'dir. Dolayısıyla isim tamlamalarını sondan başa doğru değerlendirmemiz icap eder. Senin Rabbinin İsmi şeklinde tercüme ediyoruz. Bunu isim kelimesi
Mecrur olduğu kadar B'den sonra geldiği için mecrurdur fakat aynı zamanda muzaftır. Neyin muzafıdır? Rabbi kelimesinin muzafıdır. Rabbi kelimesi burada önemlidir. Çünkü zincirleme isim tamlamalarında yer alan, tek başlarına değerlendirelim isterseniz. Zincirleme isim tamlamaları içerisinde yer alan o ortadaki kelimeler hem muzaf hem muzafın ileyh olurlar. Kendisinden sonrakinin muzafı yani K'nin muzafı kendisinden öncekinin de muzafın ileyhidir. Dolayısıyla her iki özelliği de yani hem muzaf olma özelliğini hem de muzafın ileyh olma özelliğini barındıracaktır. Nedir bu özellikler? Muzaf olma özelliği el takısı almayacaktır. Gördüğünüz gibi Rabbi kelimesi el takısı almamıştır. Bununla beraber muzafın ileyh olma özelliğini taşıyan kesresini almıştır. Sonunda yani mecrurdur. Öyleyse Rabbi'yi irab ederken biz diyoruz ki Rabbi kelimesi muzafun ileyh mecrurun muzafun ileyh mecrurun bil kesreti şeklinde irab ediyoruz. K'ye geldiğimizde ise K de aynı şekilde muzafun ileyh'tir. Rabbi kelimesinde olduğu gibi muzaflığı olmadığından dolayı sadece muzafun ileyh olma özelliğini kendisine veririz. Bu nedenle de K muzafun ileyh fi mahalli cerrin şeklinde irab edilir. Neden? Çünkü zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler her zaman ama her zaman mahallen irab alırlar. Konumu ne olursa olsun. Ellezî kelimesine bakalım. Ellezî kelimesi ismi mevsul olduğundan dolayı ismi mevsuller kendilerinden önce marife bir kelime gelirse onun sıfatı olurlar. Neden? Çünkü mebni kelimelerdir. İsmi mevsuller. Aynı zamanda marifedirler. Marife artı marife. Kendisinden önce de bir marife gelirse. Çünkü bizim ayetimiz şöyle gördüğünüz gibi. İsmi artı Rabbi artı ke artı ellezi şeklinde devam eder. Ellezi kendisinden önce marife bir kelime geldiği için sıfat konumundadır. Öyleyse buraya sıfat yazabiliriz. Ellezî bizim sıfatımızdır. Kimin sıfatı olacak? K'nin mi sıfatı olacak yoksa Rabbinin mi sıfatı olacak? Burada aynı renge boyadığımız kelimenin yani Rab kelimesinin sıfatı olacaktır. Neden Rab kelimesinin sıfatı olur? İsim tamlamalarında önemli olan eğer isim tamlamasına bir sıfat vereceksek muzafun ileyhe değil muzafa sıfat vermemiz icap eder. İsterseniz anlam değeri açısından baktığımızda da bu karşımıza çıkacaktır. Ellezî öyle bir sen ki şeklinde K'ye sıfat yapmayız. Öyle bir Rab ki şeklinde Rab kelimesine sıfat yaparız. Dolayısıyla sıfat kelime hangi kelimenin sıfatı olduysa burada turkuazla gösterdiğimiz Rabbi kelimesinin sıfatıdır. Dolayısıyla onun irabını alacaktır. Rabbi kelimesine daha önce mecrur demiştik arkadaşlar. Mecrur olduğundan dolayı da ellezî de mutlak surette mecrur olacaktır. Ellezî'yi irab ederken sıfatun fi mahalli cerrin sıfatun fi mahalli cerrin şeklinde irab etmemiz doğru bir irab şekli olacaktır. Halaka fiiline baktığımızda ise ellezî ismi mevsulünden sonra geldiği için ismi mevsulden sonra gelen ifadelere biz sıla cümlesi adını veriyoruz. Mutlak surette bir cümle gelmesi gerekir. İsim tamlamı, isim cümlesi ya da sıfat, isim cümlesi ya da fiil cümlesi şeklinde. Burada fiil cümlesi olarak geldiğini görüyoruz. Sıla cümlesidir. İraptan mahalli yoktur arkadaşlar. Halaka, ellezî'den sonra geldiği için sıla cümlesidir. İraptan mahalli yoktur. Ama kendi içerisinde değerlendirecek olursak bu ne demek? Biz bu ifadeyi Bismi Rabbikellezî halak cümlesinde değil de halakayı tek başına değerlendirecek olursak halakayı şöyle tek başına değerlendirdiğimizde arkadaşlar mazi bir fiil olduğunu görüyoruz. Mazi fiiller ise mebnidirler. Son harflerinin harekesi üzerine mebnidirler. Son harfi halaka kaf harfi olduğu için fi'lu madin
mebniyün alel fethi, fi'lü madin mebniyün alel fethi şeklinde irab ediyoruz. Toparlayacak olursak, ikra bizim emir fiilimizdir. Bismi şeklinde gelen yapımız bizim mef'ulümüzdür. Bismi mef'uldür. Mef'ulün fi mehalli nasbin. Rabbi muzafun ileyh. Ke de muzafun ileyhtir. Ellezi sıfat. Kalaka ise sıla cümlesi olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Diğer ayete bakalım. Allah-u Teala halakal insane min alak şeklinde devam ediyor. Yine Rab tanımına yeni bir cümlemiz başlıyor bizim. Fiil cümlesi, mazi fiille başlayan bir fiil cümlesi karşımıza çıkıyor. Hangi Rab'tan bahsediyoruz? Halak diye şurada belirtmiştik. Yani yaratıcı bir Rab'tan bahsediyoruz. Fakat yaratıcı ilah hangi şeyi yaratır? Hangi varlıkları yaratır? Onunla ilgili açıklama ifadesi geliyor. Halakal insane, insanı yaratan, min alak, alaktan yaratan. İnsanı alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku şeklinde bir önceki ayete rahat bir şekilde bağlayabiliriz. Çok fazla tefsir özelliklerine girmiyoruz ama İsterseniz önceki fiilde, önceki ayette birkaç tane ayetin özelliğinden bahsedelim. Yani tefsir özelliğinden bahsedelim. Hem nahiv hem de tefsir ilmi açısından nasıl anlaşılması gerekir? Burada özellikle kırmızı renkle vermiş olduğum ikra kelimesi bizim için önemlidir. Çünkü ikra kelimesi arkadaşlar bizim bildiğimiz satırlar üzerinde okumayı ifade eden bir fiil değildir. Kara'e fiili. Bildiğiniz gibi hemze ile biten fiiller hemze boğaz harflerinden olduğu için derunluk ifade eder. Ve üçüncü babtan gelir demiştik. Genelde hemze barındıranlar kara'e yakra'u şeklinde üçüncü babtan gelir. Üçüncü babtan gelen fiilleri hazırlık derslerinde işlerken özellikle size şunu vurgulamıştım. Daha önceki dönemlerde de sıkça dile getirdik. Eğer bir kelime içerisinde ağırlık ifade eden boğaz harfleri varsa anlam açısından da bu kelimeler ağırdırlar. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken kelimelerdir. İkra kelimesi burada arkadaşlar sonunda boğaz harfi barındırdığı için bizim bildiğimiz satır üzerinde okumayı ifade etmez. İnsanın kendisini okumasını, deruni bir okumayı ifade eder. Eğer böyle olmamış olsaydı ikra kelimesini biz satır üzerinden okuma şeklinde anlamış olsaydık okuma yazma bilmeyen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yani formal bir eğitim almamış olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Allahü Teala okuma yazma bilmediği halde kendisine okuma emriyle mükellef kılmış olurdu ki bu da insan için zulüm olurdu. Haşa böyle bir durum söz konusu değil. Burada Rabbinin adıyla oku ifadesindeki ikra kelimesinden yola çıkarak ey peygamber Rabbinin adıyla kendini oku. Günlerdir sen düşünüyorsun benim yaratıcım kimdir? Nasıl bir varlıktır diye kendince tefekkür ediyorsun. Öyleyse şu nizamı Allahü Teala'nın yaratmış olduğu nizamı oku şeklinde bir emirdir. Burada Bismi Rabbike ifadesi yine her ne kadar bütün ayetlerin muhatabı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ise de tefsir geleneğimizde bizim sebebin uzulün hususiliği hükmün umumiliğine engel teşkil etmez kaidemiz gereği arkadaşlar bunlarla muhatap olan bu ayetlerle muhatap olan diğer müminlerdir. Bu nedenle de mümin nasıl okuması gerektiğini bu ayet-i kerimede anlar. Hangi şey okunursa okunsun, ister insan kendi hakkında tefekkür etsin, isterse alem hakkında tefekkür etsin, ister satırdan ister sadırdan okusun fark etmez. Rabbinin adıyla okuması emri kendisine verildiğinden dolayı biz bütün okumalarımızda gerek Kur'an-ı Kerim okumalarımızda gerekse Allah-u Teala'yı anımsatan bütün okumalarımızda, temel İslam bilimleri alanına giren okumalarımızda
Rabbin adıyla başlamamız icap eder. Bu farz hükmünde bir vaattir arkadaşlar. Çünkü Allahü Teala burada Rabbinin adıyla okuması gerektiğini insanoğluna bildirmiştir. Evet, ikinci ayette halakal insana, halakaya mazi fiildir dedik. Fetha üzere mebnidir dedik. Bir önceki ayette zaten bunu işledik. El insane arkadaşlar, gördüğümüz gibi harekesinden de anlaşılacağı üzere bizim mef'ulümüzdür. Yani halakallahul insane demektir. Allah insanı yarattı. Ya da halaka rabbuke el insane. Rabbin insanı yarattı şeklinde anlaşılabilir. Her nasıl anlaşılırsa anlaşılsın fark etmez. El insane kelimesinin sonundaki hareketten dolayı biz buna mef'uldür diyoruz. İşte irabın en önemli noktalarından bir tanesi, en çok işe yarayan noktalarından bir tanesi güzel bir tercüme ortaya koymak ve Kur'an-ı Kerim'i daha düzgün bir şekilde anlamak, meramına uygun bir şekilde anlamayı ifade eder. İrabını bilmezse insan bunun, yani Elif'i görse mertek zannedecek insanlar bunu kalakal insane, insan yarattı. İnsan kendi fiillerini yarattı şeklinde anlayabilir. Halbuki sonundaki fetha bize İrab kaidesi gereği bunun meful olduğunu, yani etkilenen bir varlık olduğunu, dolayısıyla burada görülmese de bir tane failimizin olduğunu, o failinde Allah Celle Celaluhu nispet etmemiz gerektiğini çok net bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Bu da halakallahul insane demektir. Burada gizli bir neyimiz var bizim? Failimiz vardır. Min alak ifadesine geldiğimizde min alakin şeklinde car ve mecrur, yani harfi car ve mecrurdan oluşan bir yapımız vardır bizim. Min harf olduğu için irabdan mahalli yoktur. Alakin kelimesi ise sonundaki zaten kesreden de anlayacağımız üzere mecrurun bil kesreti, harfi carlerden sonra gelen ifadelere mecrurun bil kesreti şeklinde irab ediyorduk. Başarı. İrabından sonra bu ayeti geri döndürüp tefsir açısından değerlendirecek olursak, insanoğlunun yaratılış aşamalarından bahsederken Allah Celle Celaluhu alaktan yaratıldığını, bu alakın da çeşitli şekillerde yorumlandığını tefsirlerde görüyoruz. Bu alak aslında alaka fiilinden türeyen arkadaşlar. Alaka fiilinden türeyen, alaka asılmak, tutunmak demektir. Bu da alaka fiilinin mastarı, alakun şeklinde gelir. Bir yere tutunan, asılan demektir. Anne rahmine düşen insan oğlunun çepere yapışan sıvı halindeki yapısını ifade eder. Bunun adına tıp dilinde ne denirse densin, bizim İslam literatüründe bunun adı alaktır. Çeşitli Kur'an meallerinde yapışkan sıvı, efendim nutfe şeklinde tercüme edilmiş ama bu alak kelimesinin yapışma değil, asılma, tutulma, çepere tutulma anlamı olduğunu unutmamamız icap ediyor. Öyleyse insanoğlunun ilk yaratılış aşamasına delalet etmektedir. Burada halakal insane min alak ayeti kerimesinin Allahu alem Allah tarafından Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ifade edilmesindeki maksat, insanoğlunun neden yaratıldığını peygambere göstermek değil, ne kadar basit bir varlıktan, nüveden yaratıldığını ortaya koyup, ey insanoğlu sen küçücük bir alaktan, nutfeden yaratıldın. Dolayısıyla kibirlenmenin, böbürlenmenin hiçbir anlamı yok. Senin üstünde bir yaratıcı var. O yaratıcıyı mutlak surette düşünmen, tefekkür etmen icap eder şeklinde insanoğluna böyle bir ultimatum vermek için Allahü Teala bu ayeti bu şekilde zikretmiştir diyoruz Allahu alem. Sadece yaratıcının adıyla okumayı değil, zaten beraberinde 3. ayette Allah Celle Celaluhu ne şekilde okuması gerektiğini veya
kendi adıyla okunması gereken varlığın hangi özelliğe sahip olduğunu 3. ayette bize açıklıyor. Yine ikra ile başlıyor. İrabına girmiyorum. Emir fiildir. Sükun üzere mebnidir diyoruz. Yani fi'lü emrin mebniyün ale sükuni diyoruz. Rabbu ke ifadesindeki önce ve rabbuke diye başlıyor. Vav bizim burada atıf harfimizdir. Arkadaşlar İrab'dan mahalli yoktur harf olduğu için. Rabbu ke ifadesi şöyle alta alırsak daha net anlayacağız. Ayrı bir cümle kalıbımızdır bizim. Rabbu kelimesinin sonundaki dammeden bunun biz müpteda olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Çünkü cümlenin başında gelmiş ve marife gelmiş. Aynı zamanda da müpteda olduğunu buradan kolaylıkla çıkartabiliriz. Müptedaun merfuun biddammeti şeklinde irap ederiz. Rabbu kelimesine bir k iliştirilmiş. Bu k muzafun ileyhimizdir. Yukarıda da gördüğümüz üzere muzafun ileyh fi mahalli cercin deriz. El ekramu kelimesi ise arkadaşlar el ekramu kelimesi ise burada bizim haberimizdir. Haber burada olduğu gibi bazen marife olarak karşımıza gelebilir. Burada senin Rabbin kerem sahibidir. Yani en yücedir, en cömerttir şeklinde haberun merfu'un biddammeti olarak irap etmemiz mümkündür. Bir diğer ayet ellezi ile başlıyor. Eğer bir ayet ellezi ile başlıyorsa değerli arkadaşlar yani ismi mevsul ile başlıyorsa bu ismi mevsule biz ya cümlenin başında olması anlamında müptedadır deriz. Kendisine bir haber ararız. Ellezi bakalım. Ellezi o ki alleme öğretti bil kalem. Kalem ile öğretti. Şeklinde cümle yapımızda bizim haber olmaya layık eğer ellezi'ye biz müpteda demiş olsaydık kendisine bir haber olacaktı. Haber bulmamız icap edecekti. Burada ise kendisine bir haber bulamıyoruz. Bundan dolayı da ellezi'ye biz müpteda deme şansımız yok. Tekrar edeyim. Eğer ellezi'ye müpteda demiş olsaydık her müptedanın bir haberi olması icap ederdi. Ve sonunda haber olmaya layık bir kelime olması lazımdı. Neden bulamıyoruz? Çünkü alleme bizim sıla cümlemizdir. Çünkü her ismi mevsulden sonra en az bir tane mutlaka sıla cümlesi olması icap eder. Bil kalem ifadesi ise tek başına haber olmaya layık değildir. Eğer öyle olsaydı şöyle olurdu. Öğreten kalemdir şeklinde bil kalemiye dir ekini vererek haber yapmamız icap ederdi. Peki ne yapacağız hocam? Ellezi gibi ismi mevsulleri müpteda yapamıyorsak bir önceki ayete bunu bağlayarak sıfat yapmamız gerekir. Bunların çok fazla fonksiyonu yoktur zaten. Ya müpteda olurlar ya da sıfat olurlar. Kendilerinden önce bir kelimeye sıfat olurlar. Hangi kelimenin sıfatıdır burada? Aynı yukarıda olduğu gibi Rabbü kelimesinin sıfatıdır. Bir önceki ayetteki Rabbü kelimesinin. Cömert olan Rabbinin başka özelliği nedir? Hangi Rab'den bahsediyoruz biz? Ellezi alleme öğretmiştir bil kalem. Kalem ile öğreten Rabbin en cömerttir, en yücedir şeklinde yukarıdaki ayete bağlamamız lazım. Eğer elleziye sıfat dediysek, biraz önce de söylediğimiz gibi sıfat olan ifadeler mevsuflarıyla aynı irabı almak durumundalar. Mevsufunu biraz önce belirlemiştik. Aynı renkte isterseniz boyayalım. Rabbü kelimesi bizim mevsufumuzdur. Yani ellezinin sıfat olduğu kelimedir. Rabbünün sonunda damme olduğu için merfudur demiştik. Buna biraz önce müptedeun merfuun biddammeti şeklinde irab etmiştik. Ellezi'yi de ne yapacağız? Ellezi'yi de mutlak surette merfu yapmamız lazım. Öyleyse sıfatun fi mahalli ref'in diyeceğiz. Sıfatun fi mahalli ref'in. Neden fi mahalli ref'in? Çünkü ismi mevsuller mebnidirler. Mebniler her zaman mahallen irab alırlar.
Halleme yasala cümlesi dedik. İrab'dan mahalli yoktur. Bil kalemi ifadesi ise arkadaşlar aslında sıla cümlesi içerisinde yer alır. Her ikisi de birden biz sıla deme dersek daha anlaşılır olacaktır burada. Her ikisi sıla cümlesidir. Fakat bu sıla cümlesini biraz önce de söylediğimiz gibi bu cümle dışarısında tek başına değerlendirirsek alleme öğretti, bil kalemi kalem ile öğretti şeklinde ayrı bir cümlemiz çıkar. Dolayısıyla alleme bizim mazi fiilimizdir. Mazi fiiller biliyorsunuz mebnidir. Fetha üzere mebnidir deriz ve şöyle irab ederiz Arapça. Fi'lu madin mebniyün alel fethi. Fi'lu madin mebniyün alel fethi şeklinde irab etmemiz mümkündür. Alleme fiilinin faili Allahu, içerisinde müstetir bir hüve vardır. Bil kalemi ise bizim mef'ulümüzdür. Buna da mef'ulün fi mahalli nasbin şeklinde irab edeceğiz. Neden fi mahalli nasbin? Çünkü bil kalemiye baktığımızda b artı el kalemi şeklinde car mecrur yapısıyla bizim karşımıza çıkar. Car mecrur şeklinde gelen ifadeler ise arkadaşlar yani harfi cer ve mecrur şeklinde gelen yapılar ise tek başlarına irab edilemeyeceklerinden dolayı mahallen irab edilmek durumundadır. Öyleyse gelin bir de bu ayet-i kerimenin yine tefsir özelliklerine bakalım beraberce. Tefsir özelliğine baktığımızda ise tabii önce ayeti birleştirmemiz gerekiyor. Evet. Ellezî alleme bil kalem. Allahü Teala'nın kalemle öğretmeyi kalemle öğretmekten kastı burada arkadaşlar. Kalem eşittir belki formal eğitim. Formal eğitim diyebiliriz. Formal eğitimden kastımız bizim rahle-i tedris ile gerçekleştirilen eğitimdir. İnsanın görevi, makamı ne olursa olsun arkadaşlar kesbi bir durumu olmadan yani kendi emeğini harcamadan bir şeyin künhüne vakıf olması mümkün değildir. Bu nedenle de bizim alanımızdaki temel eserleri okumadan hangi alanın mütehassısı olacaksak olalım, hangi alana ilgimiz olursa olsun fark etmez, temel eserlerini okumadan o alanın mütehassısı olmaya çalışmak, o alanla alay etmek, o alanı kolaya getirmek demek anlamına gelir. Ki peygamber aleyhissalatü vesselam okuma yazma bilmemesine rağmen insanoğluna Allah Celle Celaluhu kalemle öğrettiğinden kastı şudur Allahu Alem. Ey peygamber sen okuma yazma bilmiyor olabilirsin ama bundan sonraki kesbinle yani çalışmanla Allahü Teala'nın ilmine vakıf olabilmek için gayret sarf etmen gerekir şeklindeki bir uyarısıdır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvetle görevlendirildikten sonra da ilim elde etmek için uğraşmış ve ilim konusunda sahabe-i kiramı teşvik etmiştir. Buradaki Allahu Alem kalemden kastımız bizim formal eğitim, rahle-i tedris, emek yani kesbi davranmak demektir. Evet. Başka sadece kalemle yazı yazmayı kalemle öğreten değildir. Yine Rabbin özelliklerine devam ediyor. Kendi özelliklerine devam ediyor Allahü Teala. Allemel insane ma lem ya'lem. Yeni bir cümlemiz başlıyor. Aynı yukarıdakinin irabında olduğu gibi alleme bizim mazi fiilimiz fetha üzere mebnidir. El insane mef'ulun mansubun bil fethati. Mef'ulun mansubun bil fethati diyoruz. Çünkü eğer fail olmuş olsaydı merfu olarak yani damme olarak gelmiş olacaktı. Burada bizim hemen el insane'den sonra bir me'miz var. Bu me önemli arkadaşlar. Biraz önce de söylediğimiz gibi şimdi
Bu me'nin 3 tür kullanımı var. 1. İstifham edatı yani soru edatı olarak kullanılır. Soru edatı olsaydı cümlenin başında gelmesi icap ederdi. Çünkü sıklıkla daha önceki derslerimizde hatta bir önceki derste istifham edatlarını görürken demiştik. İstifham edatlarının soru edatlarının sadaret hakkı vardır. Başta bulunma hakkı vardır. Nasıl Türkçe'de mu mi soru edatını cümlenin sonuna da getirmemiz zorunlu ise Arapça'da da soru edatlarını cümlenin başında getirmemiz lazım. Öyleyse bu bizim soru edatımız değildir. İkinci kullanımı me'nin nefi edatı olarak kullanılır. Nefi yani olumsuz edat olarak kullanılır. Olumsuz edat olabilmesi için de kendisinden sonra bir fiilin gelmesi gerekir. Bu fiil genelde mazi fiil olarak gelir. Yani ketebe, me ketebe şeklinde gelmesi icap eder. Öyleyse bakıyoruz kendisinden sonra lem var. Bu nedenle de arkadaşlar nefi edatıdır da diyemiyoruz biz buna. Neden? Kendisinden sonra direkt olarak bir fiil gelmemiştir. Öyleyse üçüncü şıkkımız bizim, üçüncü ve son şıkkımız ismi mevsul olmasıdır. Buradaki me bizim ismi mevsulümüzdür. Yani ellezi olarak değerlendirebiliriz biz bunu. Allemel insanellezi lem ya'lem şeklinde anlamamız mümkün. İsmi mevsuller biliyorsunuz marife kelimelerdir. Daha biraz önce söyledik. Kendilerinden önce eğer marife bir kelime geldiyse ki el insane marifedir. Bu ismi mevsuller arkadaşlar sıfat olurlar. Öyleyse biz artık buna ismi mevsul demiyoruz. Neden ismi mevsul demiyoruz? İsmi mevsullük sarf ilmiyle alakalı. Bir kelimenin hangi kategoriye gireceği sarf ilmiyle alakalıdır. Biz şimdi irapla uğraştığımız için biz buna ismi mevsul demiyoruz, sıfattır diyoruz. Neyin sıfatı? El-insanenin sıfatı. El-insane mansup olduğu için me'yi de biz mutlak surette mansup dememiz lazım. Öyleyse sıfatun fi mahalli nasbin. Sıfatun fi mahalli nasbin şeklinde anlamamız lazım. Evet, me'ye eğer biz ismi mevsuldür dedik, sıfattır dedik. İsmi mevsuldür diyorsak daha biraz önce şunu söylemiştik. İsmi mevsuller kendilerinden sonra en az bir tane sıla cümlesi isterler. Öyleyse lem ya'lem ifadesi bizim sıla cümlemizdir ve irab'tan mahalli yoktur değerli arkadaşlar. Hep aynı şeyi yapıyorum bunu anlayasınız diye bir cümlenin sıla cümlesi olması demek ana cümleyle bağlantı kurulduğunda sıla cümlesidir. Ama ana cümleden ayırırsak yani allemel insane me lem ya'lem ifadesinden lem ya'lem sıla cümlesidir. Ama biz lem ya'lemi bu cümle dışında değerlendirirsek lem ya'lem aynı zamanda başlı başına bir cümle olmuş olur. Öyleyse biz bunu tek başına da irap edebiliriz. Lem burada bizim cezm edatımızdır. İraptan mahalli yoktur. Ya'lem kelimesine baktığımızda ise muzari fiildir. Muzari fiil normalde merfu olması icap eder ama burada merfu değildir. Neden? Lem'den dolayı merfu değildir. Lem muzari fiilin başına gelir. Kendisini mazide olumsuzluk anlamı verir kendisine ve sonunu mutlak surette cezmeder. Öyleyse madem ki sonunu cezmeden burada lam'dır. Öyleyse lam ile beraber irab etmemiz lazım. Fi'lun mudari'un mecuzumun bilem. Muzari fiildir. Lem ile mecuzumdur. Ve alametu cezmihi es-sükunu şeklinde. Daha önceki derslerimizde bunu çokça irab etmiştik. Tekrar ediyorum. Ya'lem ifadesi. Fi'lun mudari'un mecuzumun bilem. Ve alametu cezmihi es-sükunu diye irab ediyoruz. Anlam değerine bakacak olursak eğer insana bilmediğini öğretir şeklinde irab etmiştik. İnsana bilmediğini öğretmesi nasıl gerçekleşir? Biraz önce de
mini alak ifadesinde değindiğimiz üzere insanoğlu aciz bir varlıktır. Dolayısıyla annesinden doğduğunda boş bir levha gibi doğar. Yani bilgisizlik üzerine, dünya üzerine gönderilir. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam küllü mevludin yûledu alel fıtra, her doğan fıtrat üzere doğar. Ebevâhü yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisânihi, annesi babası çevresindeki insanlar onu işlerler. Mecusilik itikadını verebilirler, Yahudilik itikadını verebilirler, Hristiyanlık veya İslam itikadını verebilirlerden kasıt burada. İnsanoğlu doğduğunda aciz bir varlıktır ve bilgisizlik üzerine doğar. Her ne kadar bilgi potansiyeli kendisinde olsa da neticede bilgisiz bir varlıktır. Burada da insana bilmediğini öğreten Rab'den kastımız şey şudur. Allah-u Teala'nın diğer varlıklarda, diğer iddia edilen ilahlardan ayrılan en büyük özelliklerinden bir tanesi, insan üzerinde faal bir ilahtır. İnsan üzerinde faal bir ilahtır. Bu ne demek? Diğer müşriklerin tapmış oldukları ilahlık iddiasında bulunmuş oldukları varlıkların hiçbirisi öğretme potansiyeline sahip değildir. Bu nedenle de Allah Celle Celaluhu insan üzerinde ilim anlamında faal bir ilah tasavvuru şeklinde karşımıza gelmektedir. Bu da hiç kimsenin müdahalesi olmadan bir bebeğin dil öğrenmesi, yemek yemeyi öğrenmesi, bir şeyi içmeyi öğrenmesi, bir takım telaffuzları, dil kabiliyetlerini öğrenmesi de insanoğluna bilmediğini ancak Rabbinle öğretebileceğini bizim karşımıza çıkartmaktır. Hatta ebeveynler farklı şekilde öğretmek isteseler de bazı bebekler Rabbin kendilerine sunmuş oldukları fıtrat üzere davranırlar, ona göre öğrenirler. Evet, 6. ayetimize bakalım. Kelle innel insane leyedga. Bu kelleyi çokça gördük sizinle beraber. Biz buna kendi aramızda ne demiştik? Ultimatum harfi demiştik. Ultimatumdan kastımız şudur. Kelle varsa bir yerde arkadaşlar, kendisine kadar söylenen sözleri tamamen nakseder. Yani kendisinden önce eğer olumlu şeylerden bahsediliyorsa kendisinden sonra olumsuz bir ifade gelecek. Kendisinden önce olumsuz bir ifade varsa olumluya çevrilecektir. Her ne kadar Allah-u Teala burada kendi yaratma gücünün kudretinden bahsetse de, ne kadar büyük, ne kadar cömert bir varlık olmasından bahsetse de, insanoğlunun ona karşı duyarsız kaldığını, dolayısıyla Allah ne kadar yüce olursa olsun insanın bunu kabullenmekte zorlandığını ifade etmek için kelle. Buna rağmen, belki bunu böyle tercüme edebiliriz. Buna rağmen, Allah-u Teala'nın bu kadar yüceliğine rağmen innel insane leyadgâ. Vallahi insan oğlu azmıştır, haddi aşmıştır şeklindeki ifadesinde innel insane leyadgâ. Yani insanoğlunun haddini aşmasının, Allah-u Teala'nın insana bilmediğini öğretmesi, cömert olması, kalemle yazı yazmayı öğretmesi ne muhalif bir durum olduğunu nereden çıkartıyoruz? Kelle'den çıkartıyoruz. Kelle bir fasıladır burada. Tenbih edatı olarak Arap literatüründe ifade edilir. Tenbih edatı demek dikkat çekme edatı demektir. Kelle, bazı mealler bunu hep bilakis hayır şeklinde tercüme ederler ama bu kelle cümlede siyak ve sibaha göre tercüme edilmesi lazım. Yani cümlenin öncesine ve sonrasına göre değerlendirilmesi gerekir. Bazen hayır, bazen bilakis, bazen çünkü, bazen inşallah, burada olduğu gibi bazen de buna rağmen şeklinde tercüme edilebilir. Buna rağmen innel insane, insan oğlu leyyadva, haddi aşmıştır. İnne kendisinden, öyleyse kelle harf olduğu için irab'dan mahalli yoktur. Nahiv açısından değerlendirmiyoruz. İnne bizim nevasihimizdandır.
Nevasih'i çokça gördük daha önce. Neden nevasih dendiğini gördük. Çünkü nasih kelimesinin çoğuludur. Nasih ise hükmünü ortadan kaldıran demektir. Bu harfler müpteda ve haberden müteşekkil olan isim cümlesinin başına gelirler. Müptedalık hükmünü ve haberlik hükmünü ortadan kaldırdıkları için kendilerine nevasih denir. İnne ve kardeşleri arkadaşlar ismini nasb eden, yani ismiyle uğraşan harflerdir. Aslında ismini nasb, haberini ref yapmazlar. Haber zaten reftir. Öyleyse el-insane kelimesi innenin ismi olduğu için ismi inne mansubun bil fethati. İsmi inne mansubun bil fethati. Le yedgâ ifadesi ise bizim haberimizdir. Haberu inne fi mahalli ref'in şeklinde irab etmemiz icap eder. Neden fi mahalli ref'in dedik? Çünkü iki terkipli bir yapı görüyoruz burada. Bir le var, bir de ya da ga ifadesi var. Lam biz buna lamul iptidaiye demiştik daha önce. Cümlenin başında gelen fethalı lama lamul iptidaiye denir. Bunun bir özelliği vardı. Bu lam mutlak surette kendisinden önce bir kasemin, yani yeminin olduğuna delalet eder. Öyleyse bu cümleyi tekrar tercüme edecek olursak şöyle tercüme ederiz. İnsan mutlaka ya da vallahi andolsun ki haddi aşmıştır. Haddi aşmaktadır şeklinde. Mutlaka andolsun ki vallahi şeklinde bir yeminin olması icap eder. Tağa yetğa fiili ise üçüncü baptan gelen yine boğaz harfi barındıran bir harf fiilimizdir bizim. Muzari fiildir. Fakat sonunda e şeklinde uzattığı için, yani biz buna elif-i maksure diyoruz. Elif-i maksure olan kelimeler ise her zaman takdiren irab alırlar. Fi'lun mudari'un merfu'un bi dammetin mukadderatin alel elifi şeklinde irab ediyoruz. Tekrar ediyorum. Fi'lun mudari'un merfu'un dedik fakat merfuluğunu göremiyoruz. Neden? Sonundaki eliften dolayı. Bi dammetin mukadderatin. Görmediğimiz bir damme vardır. Nerede? Alel elifi, elifin üzerinde mukadder bir damme ile merfudur diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, 3-4 ayetimiz kaldı. Hızlıca bitirelim. Neden insanoğlu azmıştır? En ra'ahu stağne. Kendisini müstağni gördüğü için, kendisini ihtiyaçsız gördüğü için insanoğlu azmıştır. Buradaki en arkadaşlar biliyorsunuz normal şartlarda muzari fiilin başına gelir ve mastar harfidir. Burada da yine aynı şekilde fiilin başına gelmiş ama ra'e fiilinin, yani mazi fiilin başına gelmiştir. Bu cümlenin tamamının altını çizip arkadaşlar bir önceki cümleye mef'ulün li'eclih yapıyoruz. Mef'ulün li'eclih ne demekti? Sebep bildiren. Mef'ul. Sebep bildiren mef'uller cümle şeklinde gelebilirler. Anlamı ikisini birleştirecek olursak insanoğlu haddi aşmıştır. Neden haddi aşmıştır? En ra'e görür, hü kendisini görür, istagne nasıl görür? İhtiyaç dışı görür, ihtiyaçsız görür. İstagne, yestagni bir şeye ihtiyacı olmamak, zengin olmak demektir. Bu nedenle de kendisini muhtaç görmediği için azmıştır. Halbuki Allahü Teala önceki ayetlerde insanoğlunun öğrenmeye ihtiyacının olduğunu, İnsanoğlunun cömertliğe ihtiyacının olduğunu, insanoğlunun yaratılmaya ihtiyacı olduğunu bizlere bildirmişti. Eğer insanoğlu bu ihtiyaçların hiçbirisini görmezden gelirse, öyleyse istağna fiiliyle kendisine hitap edilir ki bu da muhtaç görmemek, kendisini muhtaç görmemek demektir. İrab edecek olursak en harf olduğu için irabtan mahalli yoktur, kaldırabiliriz. Ra'e. Ra'e artı hü vardır burada. Ra'e bizim
aslında şu şekilde yazılır. Hü ile birleştirildiği için tabii ki böyle yazılmış ayeti evet, ra'yı bu şekilde yazıyoruz. Ra'e artı hü demektir bu. Ra'e bizim çok meşhur nakıs fiillerimizden bir tanesidir. Mazi fiildir. Ve fetha üzere mebnidir. Ama nasıl fetha üzere? Görünmeyen bir fetha üzere. Normalde bu ra'eye şeklinde okunması icap ederdi ama sonu elif ile bittiği için kendisine hareke veremiyoruz. Ve irab ederken şöyle irab ediyoruz. Fi'lu madin mebniyyun ala fethatin mukadderatin alel elifi. Fi'lu madin mebniyyun ala fethatin mukadderatin alel elifi şeklinde irab ediyoruz. Hü bizim mef'ulümüzdür arkadaşlar. Neden mef'ul dedik? Çünkü bizim bir kaidemiz var. Muttasıl zamirler fiile bitişirlerse mef'ul, isme bitişirlerse muzafun ileyh olurlar diyoruz sıklıkla. Öyleyse ra'el insanu demek yani insan görür. Neyi görür? Kendisini görür. Nasıl görür? İstagne, müstagni görür şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki mef'ulün li'eclihi şuraya almamız lazım tabii. Neden? Çünkü cümlenin tamamı mef'ulün li'eclihtir. Öyleyse istagna fiili arkadaşlar haldir. Neyin hali? İstagna fiili haldir. Neyin halidir? Ra'a fiilinin halidir. İnsan kendisini nasıl görür? İstagne, ihtiyaçsız görür şeklinde hal olarak irab ediyoruz. Halün fi mahalli nasbin. Halün fi mahalli nasbin şeklinde irab etmek mümkündür. Bir diğer ayetimiz inne ila rabbike ruca. İnne ila rabbike ruca. Cümlemiz inne ile başlamış. İnne ile başladıysa innenin bir ismi bir de haberi olacak arkadaşlar. Şöyle ayıralım isterseniz. Burada innenin bir tane gizli ismi var. Nereden anladık gizli ismi olduğunu? Çünkü innenin kendisinden sonra bir ismi olacak. İde innenin ismi olamaz. Çünkü harftir kendisi. Rabbike olamaz çünkü hem isim tamlamasıdır hem de ilaya bağlıdır. Er-ruc'a ifadesi innenin ismi olamaz. Neden innenin ismi olamaz? Çünkü anlam açısından baktığımızda ile rabbike, Rabbine er-ruc'a dönüşlüdür şeklinde. Rabbine dönücüdür şeklinde ifade ettiğimizde dönme ifadesinden sonra dırdir ekini getiriyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar görülmeyen bir ne vardır? Yukarıda geçen el-insane. Bu cümlenin aslı şöyledir. İnnel insane ila rabbike ruca. İnsan Rabbine dönücüdür, Rabbine dönüşlüdür şeklinde tercüme ettiğimizde mana yerine oturmuş oluyor. Bazen böyle innenin ismi yani aslı müpteda olan kelimeler hasfedilebilirler arkadaşlar. Öyleyse ila rabbike ruca bizim innenin haberidir. Haberu inne fi mahalli raf'in. Haberu inne fi mahalli raf'in şeklinde irab etmemiz mümkündür.
اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى ayetine bakalım. Nehyedeni gördün mü? Ya da nehyeden hakkında düşündün mü? Şeklinde ifademizde e ile başlar. E bizim istifham edatımızdır. Yani soru edatımızdır. Harf olduğu için irabda mahalli yoktur. Belagat dersinde yeni gördük. Hel ve hemze harf olan istifham edatlarıdır. İrabda mahalleri yoktur. Ra'eyte'ye bakalım. Ra'eyte bizim mazi fiilimizdir. Mazi fiiller her zaman mebnidirler. Ama neyin üzerine mebnidirler? Son harflerinin harekesi üzerine mebnidirler. Buradaki ra'e fiilinin son harfi y'dir arkadaşlar. T ise burada bizim failimizdir. Fail ise fiile dahil değildir. Öyleyse fi'lu madin mebniyyun ale sükuni şeklinde irap ediyoruz. Neden? Y'nin harekesi sükun olduğu için. Tekrar edelim. Fi'lu madin mebniyyun ale sükuni. T bizim failimizdir. Fa'ilun fi mahalli ref'in. Fa'ilun fi mahalli ref'in şeklinde irap etmemiz mümkündür bunu. Neden böyle irap ettik? Çünkü T zamirdir, zamirler mebnidir. Mebniler her zaman mahallen irap edilirler. Ra'eyte sen gördün mü? Neyi gördün mü? Ellezi bizim mef'ulümüzdür arkadaşlar. Şuraya yazalım. Mef'ulümüzdür. Mef'ulün fi mahalli nasbin. Biraz önce söylediğimiz gibi ismi mef'uller mebni oldukları için irapları mahallen olur. Yenhe ise sıla cümlesidir. İrab'dan mahalli yoktur. Nehyedeni gördün mü? Nehyedeni gördün mü? Aslında cümlemiz bizim devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yapacak olursak buraya kadar irabını yaptık. Geriye alalım. Bir sonraki ayet aslında bu cümleden bağımsız bir ayet değildir. Aynı cümlenin devamıdır bu. Eraeytellezî yenhe. Nehyedeni gördün mü? Neyi nehyedeni? Abden. Kulu nehyedeni. Buradaki kul arkadaşlar yenhe fiilinin yani aslında bizim istifham edatımız. Ra'e mazi fiilimiz. T failimiz. Ellezî mef'ulümüzdü ya. Şu cümlenin tamamı arkadaşlar. Yenhe abden izâ sallâ cümlesinin tamamı sıla cümlesidir. Buraya sıla diyebiliriz. Neden buraya sıla dedik? Çünkü yenhe abden izâ sallâ'yı şöyle tek başına değerlendirdiğimizde ayrı bir cümle olarak karşımıza çıkıyor bu bizim arkadaşlar. Yenhe fiilimiz fi'lun mudâri'un merfû'un bidammetin mukadderatin. Nehe yenhe. Takdiren irab alır çünkü sonunda elif-i maksure vardır. Sonu elif-i maksure ile biten kelimeler ise takdiren irab alırlar arkadaşlar. Abden kelimesi yenhe'nin mef'ulüdür. Mef'ulün mansubun bil fethati. Neden mansubun bil fethati? Sonunda fetha olduğu için. İze salle ise arkadaşlar zaman zarfı İzâ ile başladığı için mef'ulün fih'tir. Neyin mef'ulün fihi? Yenhe. Öyleyse toparlayacak olursak arkadaşlar gene başa alıp isterseniz toparlayalım. Bu ifadeyi namaz kıldığı zaman anlamı veriyoruz ki mef'ulün fih'tir. Namaz kıldığı zaman kulu nehyeden, engelleyen kimseyi gördün mü şeklinde anlam vermemiz icap eder. Evet, bugünkü irab dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hem bu derste hem de bütün derslerde başarılar diliyorum. Sorusu olan arkadaş varsa forum üzerinden yöneltebilir. Hayırlı günler diliyorum.